Alo Sofya. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Beni. Alo, alo. Alo. Merhaba, merhaba Sofya, merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol. Hem sonunda. Oy oy, bir dakika, bir dakika. Sonunda bu, tamam. Görüşebildik sizinle. Nasıl, derse hazır mısınız? Evet, hazırım. Ama Aa, harika. Lubop. Lubov Hanım, bilmiyorum. Lubov Hanım'a Anastasya e-mail yazacağım dedi. Göndereceğim dedi, bilmiyorum. Herhalde gönderecek. Abi saniye. Biz de mesaj gönderiyordu birbirimize. Ha, şimdi Aha. gelmeli. Tamam, neyse, o da gelsin, ben onu da duyabilecek şekilde ayarlarım, olmazsa peki. Telefon mu? Peki. Evet. Ödevler nasıldı? Zor muydu? Yapabildiniz mi? Evet, vereyim. Evet. Bir saniye. Tamam, Özür problem dilerim. yok. Дай еще. Спокойной ночи, Нуся. У меня урок просто. Ладно, ничего. Понятно, Нусечка. У меня урок сейчас. Понятно. Давай. Пока, Нуся. Пока. Спокойной ночи. А, Şu geldim ben. harika. Peki, o zaman sizden başlayalım. Herhalde Lubov'la aranızda çok fazla söyleyeyim, Türkçe seviye farkı yoktur, doğru mu? Değil mi? Anladım ben. Kimin arasında? U vas ne tu balşoy raznitsa vot na uroven tureskogo yazkasy Lubov. Ne ochen balşoy raznitsa da? Ben bilmiyorum o kadar. Bilmiyorsunuz. Peki, tamam. Peki, ben dedim yani birlikte ders alıyorsunuz diye düşündüm bir an. Peki. Yok, Tamam, hiç öyle alakası gidiyor. yok yani. Yok mu? Başvurduk Peki. ama. Tamam, ayrı ayrı. Tamam, anladım. Anladım. Peki, apayrı geçmişler. Tamam, peki. O zaman şöyle yapalım. Domaşnye zadanie, uçit novi slova vardı. Sayfa 53 vardı. Okuyalım, çevirelim. Sayfa 53'te var mı problem? Geçmişten günümüze. Yok, problemi yoktu. Tamam. Şimdiki gençler hangi konularda çok bilgili diyor? Hangi konularda bilgili? Bir saniye ben açayım onu. Orada bakın şöyle bir şey var. Dur. Buldum. Tamam. Mesela televizyon konusu, mesela birinci cümlede televizyon konusunda çok şey biliyor. Esas bir de Evet. tel dolap, işte odun sobası,
kömür kutusu hakkında hiç fikirleri yok. Bir konuda fikri olmamak. Mesela felsefe hakkında hiç fikri yok ya da ne bileyim kimya hakkında hiç fikri yok. Bir konuda fikri olmamak. Nimet nikapayı da yok açomta. Tamam? Hakkında fikri olmamak. Mesela Evet, bu bir anladım. ifade, yeni bir ifade olabilir sizin için. Söz etmek. Mesela bir şeyden söz etmek. Bazen gençlere eski telefonlardan, süpürgelerden, ablatif değil mi? Danden, plus söz etmek ili bahsetmek. Tamam? Ya da bir şeyi anlatmak. Eski ütüleri anlatmak, eski ne bileyim fotoğraf makinelerini anlatmak. Ve birinci paragrafta bu. İkinci paragrafta proşet çevremi, geçmiş zaman, eskiden yoktu. İnsanlar şöyle yapıyordu. İşte annem pantolonları yatağın altına koyuyordu. Hep yordu var ya da dıdı var. Onun dışında pek bir numarası yok. Haklısınız. Şimdiki gençler hangi konularda bilgili derse mesela birinci soruya cevap ne olur? Çabuk çabuk geçelim bunu. Bunun çok bir numarası yok çünkü. Bir iki ifade hariç. Ya, şimdiki gençler yeni modern şeyler hakkında çok şey Çok bilgili. biliyorlar. Çok bilgiliyim. Örneğin Hatta altı. Yok, geçelim geçelim. Ne geçelim mi? diyordun? Yok yok, ne diyecektiniz? Onu ya Şu ben ne ben. şunu söyleyecektim. Mesela şimdi artık şu elektronik telefonlar var ya, bende çok basit Scromny olan bir tane var. Bunlar da işte el bilgisayarları aslında. El bilgisayarları hakkında da çok bilgileri var, değil mi? Şimdi bu metin yazıldığında onlar gelişmiş değildi o kadar. Değil mi? Tamam. Evet. Doğru. Teknoloji çok hızlı gidiyor, o yüzden. Peki. Eskiden pantolonları nasıl ütülüyorlardı? Söyleyebilir misiniz? Ne yapıyorlardı? Şey, yatağın altına koyuyorlardı. Tamam. Böylece dümdüz oluyor. Dümdüz oluyordu. İlk ütü teknolojisi nasıldı? Bir saniye. Elektrikli ütüleri yoktu. O yüzden ütü alıyorlardı. Sonra kömür koyuyorlardı altına. Kömür. Evet. Ve Kömürle iyice çalışan. evet şeye ısınıyorlardı onu. Isınıyordu Isınıyordu ve ütülüyorlardı. ütü. Evet. Tamam, çok güzel. Peki, şurada bir eski fotoğraf makinesi, radyo var. Peki bunlarda problem yoktur herhalde, sizde de, Rübop Hanım'da da. Çabuk çabuk sadece bakın, sadece bana sufiksleri verin, afiksleri değildi gibi. Söyleyin, buyurun başlayın lütfen. Sadece sufiksler. Aha. Sadece Ha, evet. ekler. Değildi. Değil. Zor. Değildi, zor. Konumuz yok. Zordu. Bula bula. Hepsi geçmiş Zordu. mi? Hepsi geçmiş, zordu. Eskiden Değil. Patamuşlu'nun naçınaysa paragraf abzatsı eskiden etabot bu proşet çevremya ranşi poetamı Anladım. vot visio dalcının kançat sahası proşetçim. Sonra bazı makine Gerekiyordu. harika, süper, doğru. Burada glagol var, gerekmek ya da glagol gerekiyordu. Peki bir sonraki paragraf. En sonraki mi? Da tabii bot. De zordu. Tamam, sonra. Önemliydi. Önemliydi. Tamam, burada bir şey yok. Ha, bir tane daha varmış. İki, daha doğrusu iki boşluk daha var. Kutuydu. Kutuydu ve Yoktu. yoktu. Güzel, üç taneymiş. Aha, sonra Toplanıyordu. toplanıyordu. Ha, burada karşılaştıralım. Eskiden şöyleydi, şimdi böyleydi. Neyse, önemli değil. O önemli değil. Zaten o ödevi vermezdim de size. Çünkü zaten yeterince ödeviniz vardı. Şimdi bir de şu word file vardı. Hani çevirelim. Davayte perevodim. Ty uje dva часа igraješ v komputer. Bir saniye, ben Huvatit uje. onu yaptım işte. Sadece bulacağım onu. Tamam, problem yok. Saniye. Ben de işte yanı yapıyorum. Sonra
Maila gönderiyorum kendi kendime. Benimkine maila gönderiyorum. Oh, buldum, tamam. Tamam, başlayabiliriz. Tamam, buyurun. Sen artık 2 saatin biri ya da 2 saati bilgisayarda oynuyorsun. Yeter artık. Evet, 2 saatten beri ya da 2 saattir bilgisayarda oynuyorsun. Yeter artık. Harikasınız. Devam edin. Çok güzel. Yağmur dünden beri yağıyor. Harika. Devam. Ben artık 2 günden beri ya da 2 gündür bu proje üzerinde çalışıyorum. 2 günden beri. Tamam, doğru. Sonra. Sen artık uzun süre bir şey yapmıyorsun. Yalnız bakın, uzun süredir. Uzun süredir. Uzun süredir. Olabilir. Ya da uzun Artık süreden beri. süre. Son. Aha. Sen geçen haftadan beri hiçbir şey yapmıyorsun. Evet, tekrarlamış biraz. Sonra. Ben çoktan beri ya da yıllardır Meltem'i görmedim. Bir dakika. Ben yıllardan beri, bir de yıllardır Aa, Meltem'i yıllar. görmedim. Yıllardır Yıllardan ya da beri, yıllardan yıllardır. beri. Çarşamba gününden beri burada çalışıyorum. Çalışıyorum, harikasınız. Sen yıllardır yeni bir şey yazmıyorsun. Yeni bir şey yazmıyorsun, doğru. Bu arada Lubof Hanım da gelmiş. Ben onun da mikrofonunu aktif hale getirdim. Birazdan herhalde bizi duyacak. Ben yeniden aktif hale getiriyorum. Allah Allah. Sürekli çalışıyorum bunu yapmayı ama nedense bir türlü aktif hale gelmiyor. Buyurun, siz devam edin. Ben sizi dinliyorum. Siz okumaya devam edin. Hiç Tamam. durmayın. Buyurun. Tamam. Cuma gününden beri tatildeyim. Cuma gününden beri tatildeyim. Sonra Kaç aydır yurt dışındasın? kaç aydır yurt dışındasın? Çok güzel. Şu kadar zamandır. 5 aydır bu firmada çalışıyorum. Neden bunları veriyoruz? Çünkü CV'de, yani rezümede bunlar işe yarıyor. Mesela 5 aydır bu işi yapıyorum. 9 aydır ya da 19 yıldır ben yabancılarla çalışıyorum, değil mi? Bunlar önemli şeyler. Ve çevirelim. Давайте переводим. Еще есть. Когда вы были в Англии? Bu arada Любов, bizleri duyabiliyor musunuz diye yazayım da. Siz devam edin. Просто говорите. Tamam. İngiltere'deyken neden İngilizceyi pratik Neredeyken? yapmıyordunuz? İngiltere. İngiltere'deyken. Evet, Evet, İngiltere'deyken. Когда вы были в İngiltere'deyken. Англии, почему не практик? İngiltere'deyken niçin İngilizce pratik yapmadınız? İngilizce pratik. Yapmadınız. Ha, Lubov, Yapmıyor. ben sizi duyuyorum demiş. Tamam, harika. Çok güzel. Lubov, size problem oldu mu ödevlerde? Ödevlerde problem olmadı inşallah. Ben sizin sesinizi sürekli açmaya çalışıyorum ama olmuyor. Sürekli mikrofonu açmaya çalışıyorum. Olmuyor. Sofia Hanım'ı duyuyorum, sizi duyamıyorum. Neyse, devam edin Sofia lütfen. Çabuk çabuk. Kagaya baleyu. Hastayken işe gitmiyorum. Hastayken işe gitme. Harika. Ken. Burada genelde ken. Doğru. Evet. Kagda kagda. Hep kene çevriliyor. Sonra. Anne işteyken çocuğu hep bilgisayarın önünde duruyor. Çocuğu bilgisayarın önünde duruyor. Evet, evet. Bilgisayar başında duruyordu diyebiliriz. Sonra Bilgisayar başında. başında, öyle Siz de de deniyor Türkçe. Yani siz Buyurun. tatildeyken ben kendim projeyi bitireceğim. Siz tatildeyken ben kendi başıma projeyi bitireceğim. Kendi başıma Kendi Lütfü. başıma. Kendi Tamam, başıma. kendi başıma. Kendi başıma. Значит, без da. Kendi Herhangi bir başına. yardım almadan kendi başıma. Sonra. Aa. Müdürlüğün yani müdürlük diye düşündüğüm direktör yani kim diyor da Kakşi bu Türkçe bez robot ede esni devolnu açarsa. açarsa Ha. müdürlük olmaz mı? Müdür yönetimden memnun Yönetim. olmadığınız halde burada nasıl çalışıyorsunuz? Yönetimden memnun olmadığınız halde bu başka bir gramatika. Evet.
Başka bir gramer. Bunun olmadığınız halde neden burada çalışıyorsunuz? Nasıl burada çalışıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Aha. Yönetimlik. Tamam. Ama yönetimliğinden memnun değilken olmaz, değil mi? Yok yok değilken olmadığınız halde burada olmaz. O başka bir gramer. Bu başka kakşe çünkü. Kakşe bu izdes. Kagda diye bir şey var mı? Yok. Ben nasıl çevirdim? Hatta baktınız Ken'e değil mi? Ken'deki benim Ken açıklamalarıma. Hep Kagda ile çevirdik. Hatırlıyor musunuz? Bakın burada Kagda diye bir şey yok. Onun için de Ken olmuyor. Daha farklı. Aslında bunu koymamaları gerekirdi. Neyse. O Sonra. zaman yazalım bunu. Lubov yazmamı istiyor. Yöneticiliğim Tamam. Aa, o zaman ben yöneticiliğimizden yazalım. Tamam. Yönetimden. yönetecilik mi? Yönetem? Yönetimden ben isterseniz ben yazayım. Yönetimden memnun Yok, ben olmadığınız. yazayım. Peki Yönetemliğim. yönetimden memnun olmadığınız halde. Yönetimden memnun Yönetemliğimden olmadığınız halde burada nasıl çalışıyorsunuz? memnun olmadığınız halde burada nasıl çalışıyorsunuz? Yönetimden memnun olmadığınız halde burada nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl çalışıyor? Burada. Aslında burada denir ama neyse burada daha çok konuşma dilinde. Neyse Burada. önemli değil. Burada. Tamam. Problem yok. Çok akıcı bir Türkçeniz var. Güzel. Peki sonra? Ofiste yokken evde çalışıyordum. Harika. Bakın burada da Kagda ve Ken. Evet, elektrik yokken. Sonra? Emin ofisteyken ben denizde yüzüyor Evet, evet ve ofisteyken ben denizde yüzüyor olacağım ya bu yüce budur. Harika bakın bu çok güzel çevirdiniz. Sonra. açken başım ağrıyor. Tamam doğru. Tatilken cep telefonumu Tatilken olmaz. kapatıyorum. Dikkat edin. Kagda ya fu Tatildeyken otpuske. Tatildeyken harika. cep telefonumu kapatıyorum. Kapatıyorum. Sonra. Ofisteyken bilgisayar kullanıyor musunuz? Kullanıyor musunuz? Hepsi doğru. Hiçbir problem yok. Peki hanımlar, Lubov Hanım bir şey yazmış. I popor predudushim ni rassilushala kak budet sama delala proyekt. Harosho ya napishu Lubov. Kendi başıma demiştik değil mi orada? Kendi başıma, pardon. Kendi başıma yapacağım bir saniye. Onu hemen ben kapattım ama bu projeyi kendi başıma bitireceğim. Bitireceğim de olacağım. Not tak. Tamam Lubov. Peki hanımlar, we smag this delat. Yani Türkçe konuşayım. Şu işveren işçi diyaloğunu yapabildiniz mi? Nasıl? Ya biz de konuştuk onu anlamadık. Beraber mi yapalım yoksa tek başına mı yapalım? O yüzden tek başımıza yani ayrı ayrı yaptık. Ayrı ayrı mı yaptınız? Tamam, problem değil. O zaman onu bana gönderin. Ben bir bakayım. Anlatımda herhangi bir eksiği varsa onu hemen ben düzeltir size gönderirim. Olur mu hanımlar? Beni Çok duydunuz güzel, mu? çok güzel. Ben zaten unuttum Tamam. onu ofiste. Tamam, problem yok. Problem yok. Zaten o da benim üstümde şeydi. Çünkü zor bir ödev biliyorum. Tamam, şimdi hanımlar tahtayı görebiliyor musunuz? Bu mucize daskuvidit. Evet. Görebilir. Tamam harika o zaman. Bir saniye. Fakat dosku şekline getirdim. Neyse boş verin. Daska'dan geçelim. Prezentasyon diyelim. Tamam. En güzeli tamam. Ben çok bilmiyorum bu programı daha. Bu webinarı en güzeli görüyorsunuz. Tamam. Bir sonraki dersimizde, daha doğrusu bu dersimizde hanımlar meslekleri, profesiyi bunları işleyeceğiz ama bu 10. slaytta olacak. Daha sonraki slaytlarda. Hatta sizi konuşturacağım. Siz gereklik kipi, eki, malı, meli, Dlaljenstvovanie diyorsunuz Rusça'da. Onu kullanacaksınız ve daha sonra ilk önce malı, meli ile başlayacağız. Şimdiki zamanda nasıl kullanıyoruz ve daha sonra malıydı, meliydi ile devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Bir saniye. Tamam. Zaten onunla ilgili de küçük bir şey göndereceğim size. Hanımlar bir saniye bunu büyüteyim de. Geçen sefer öyle yapmıştık. Aa ben iki tane açmışım. Pardon bir tane yeter. İki tane. Ah.
Şunu büyütüyorduk ama nasıl yapıyorduk? Şu anda neyse, tamam. Önemli değil. Görebiliyor musunuz yoksa? Ha, gördüm. Tamam, Ben şimdi çok iyi gördüm. görüyorum. Anlaştık. Hiç sorun yok. İzin ver dedim. Lübof Hanım da görüyor mu acaba? İnşallah görüyordur. Ben yapmalıyım ya. Должен это сделать. Эту работу выполнять. Сделать. Ben yapmamalıyım. Bakın hanımlar. Olumsuzluk eki geldiğinde мне нельзя это сделать. Мне нельзя это выполнять. Tamam, yapmamalıyım. Ben yapmalı mıyım? Должен ли я это сделать? Tamam. Ya da sen yapmalısın. Я должен, ты должен это работу сделать или завершить или выполнять, как хотите переводить. Только меняется личный аффикс. Ben de yım var, sende sın var. Onun dışında bir şey yok ve yine glasneye garmonia. I'dan sonra ne geliyor? Sın geliyor. Zaten A ve E var. Onun için sadece sın olacak ve sin olacak. Tamam? Yapmamalısın. Sen bunu yapmamalısın. Tebe ninja etaz deyelat. Ninja. Yapmalı mısın? Sen bu işi yapmalı mısın? What the должны ли etaz deyelat. Tamam? O kişisinin de aynı. O kişisinin öbür kişilerden farkı nedir? Lichni afiks yok. O bu işi yapmalı. On должен это сделать. Yapmamalı olursa yemu ili yey nizye это сделать. O yapmalı mı? Yey ili yemu приходится ли это сделать. Tamam. Biz yapmalıyız. Мы должны сделать. Нам нельзя сделать. Должны ли мы это сделать? For siz, dile siz, toje tutamaya yapmalısınız ve darjınız delat. Yapmamalısınız, niz devam etez delat. Yapmalı mısınız? Darjın de vi etez delat. Onlar yapmalılar. Ani darjını etez delat ili vipalniyat. Yapmamalılar, imnize etez delat. Yapmalılar mı? Darjın de ani etez delat. Örnekler demiş. Ben bu hafta çok çalışmalıyım. Bu eto nedelya работа мне приходится работать очень много. Tamam. Siz bir daha buraya gelmemelisiniz. Вам еще раз нельзя сюда прийти. Вот будьте добры, составить такие предложения. Будьте добры, София и Любовь. Как доходите до меня? Или звуком, как София, или написать предложение, как Любовь. Будьте добры. Malı meli ile. Да, malı meli, вот pozitivnom, как pozitive или вот negative, как хотите. Вот пример вам. Два, три предложения, по крайней мере. Türkçe öğrenmek için çok çalışmalısın. Tamam, çok güzel. Türkçe öğrenmek için çok çalışmalısın. Başka? Lubov, siz yazın isterseniz. Sizin sesinizi çok denedim ama alamadım. Bakın, hep mikrofonunuzu açıyorum. Tekrar dönüyor. Buyurun. Buyurun, ben örneklerinizi bekliyorum. Birkaç örnek veriniz. Ne İki konu üç ders? örnek. Bir şey İşte aklıma malı gelmiyor. meliyle örnek verin. Вот используйте это грамматику, вот дайте вот примеры. Bu gramerle bana örnek verin. Ama güzel bir iş bulmak için Evet. birkaç yabancı dil bilmeliyim. Güzel. Bilmeliyim. Harika. İşte bunlar. Ya da nize etez delat. Nize vot astavatsa patsonsem dolga. Hadi bakalım. Bunu çevirin. Buyurun. Güneşin altında uzun süre için kalmamalısın. Evet, uzun süre kalmamalısınız. Doğru. Güneş Uzun altında süre. uzun süre kalmamalısınız. Uzun Lübov süre Hanım, ama uzun siz yaz. süredir değil. Uzun süredir olmaz hanımefendi. Uzun süre kalmamalısınız. Bakın, şimdi uzun süredir ben şöyle anlatayım bir kez daha. Uzun süredir ya da uzun süreden beri. Bir işi yapıyorsunuz. Mesela siz 19 yıldır araba kullanıyorsunuz. Ne dersiniz? Ben 19 yıldan beri araba kullanıyorum. Tamam. 19 yıldır araba kullanıyorum. Ama güneş altında genel geçer bir tavsiye için uzun süre şöyle yapmamalısınız. Güneş altında Tamam. kalmamalısınız ya da ne bileyim uzun süre dinlenmeden spor yapmamalısınız gibi olur. Gramatika yani forması. Tamam. Tamam, bizde örnek vardı. Uzun bir süre
Sen artık uzun süre bir şey yapmıyorsun. Uzun süredir Uzun bir şey süredir yapmıyorsun. ya, ile uzun süreden beri daha tabii uje davno ne diyor işte niçe bu yapmıyorsun bakın kan vot abratite minimalene kanse predlajene cümlenin sonuna dikkat edin uzun süredir bir şey yapmıyorsun şimdiki zaman это продолжается вот это было начало этого процесса ничего не делает этот человек и продолжается еще uzun süredir bir şey yapmıyorsun ama вот долго не спите uzun süre uyum ya da gündüz uzun süre uyumayın. Долго не спите, среди белого дня. Uyumayın. Bu herkes için Tamam. geçerli. Ve cümle hiçbir zaman yorla bitmez. Tamam? Tamam. Bunda. Onun için dan beridir de olmaz. Tamam? Hı. Lübof Hanım sizin cümlelerinizi nasıl alacağız? Ben yine mikrofonunuza tıklıyorum. Ve yine Yaşlıydı maalesef evet Lübof Hanım. Olmazsa siz bana e-postayla gönderin. Cümlelere. Lübof Hanım, beni duyuyor musunuz? Lübof, beni duyuyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? E-postayla da olur, hiç fark etmez. Sizde nasıl rahatsa. Aha, pardon, yazmışsınız. Ben şimdi gördüm. Pardon, pardon, pardon. Akşam geç yatmamışsın. Çok güzel. Ahmet, bana bunu söylemeliydin. Süpersiniz. Bobisi vremena mucit upertilatsa. Ha, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Söylemeliydin geçmiş zaman. Ahmet bana bunu söylemeliydin. Proşet şey vremya. Şimdi bakın genelde malı meli geniş zaman. Nastaya şey budu şey vremyayı gösterir hanımlar. Mesela gece erken yatmalı, sabah erken kalkmalı. Hepimiz için geçerlidir ve her zaman geçerlidir. Spor yapmalı, insan spor yapmalı. Herkes için ve her zaman geçerlidir. Ama kişiye özel durumlarda şimdiki zamanı gösterir bu. Mesela ben şimdi diş doktoruna gitmeliyim. Ya сейчас должен идти к зубному врачу. Для себя только. Sadece benim için geçerli ve şimdi. Tamam? Anlatabiliyor muyum? Zaman cümleden çıkarılır. Только из контекста можем вот время или настоящее будущее или настоящее время. Anlatabiliyor muyum? Tamam, bir sonrakine geçeceğiz. Bir saniye. Ben Trenirovka var. 10 cümle tamamlayacaksınız hanımlar. Ben bunu da büyüteyim bir saniye. Şurada yine. Saniye büyüteyim buradan. Hanımlar bunları tamamlıyorsunuz. Sadece sufiksleri, ekleri yazın. Olur mu lütfen? İzin ver. Sen işe daha erken. Sofia, bu tedavrivi lütfen kendiniz tamamlayın. Benimle birlikte hem okuyun hem tamamlayın. Çabuk çabuk geçelim lütfen. Lubov Ben siz de mi? lütfen sadece ekleri yazın Lubov. Tolka sufiksi vi napishite Lubov, хорошо? Evet buyurun başlayın Sofia. Tamam. Sen işe daha erken gelmelisin. Süper. Sonra. O sana daha çok yardım etmeli. Tamam. Daha sonra. Biz iş arkadaşlarımızla da Türkçe konuşmalıyız. Tamam. Siz en kısa zamanda bu projeyi bitirmelisiniz. 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 Tamam. Ben yarın evi temizlemeliyim. Tamam. Onlar da dosyayı bulmalılar. Bulmalı. O ili bulmalılar. Hele Tamam. bulmalı. Kapı çalıyor, Ayşe olmalı. Da, burada bu gadaniye kapı çalıyor. Hı Это должен быть, it should be Ayşe. Это должен быть Ayşe. Değil mi? Rusça'da, İngilizce'de de aynı değil mi? Olmalı. Evet. Daha temiz bir dünya için herkes daha çok çalışmalı. Sonra. Sen başkalarını da düşünmelisin. Tamam. Biliyorum, içki içmeyi bırakmalıyım. Tamam. Ya siz demiş hanımlar, bu haftanın sonuna kadar ne yapmalısınız? İşte bir projeniz var mı ya da çeşitli randevularınız var mı? Bunları örnek olarak yazınız. Olmasa da yazınız. Yani uydurunuz, tamam? Örnek demiş, ben bir kitap bitirmeliyim ya da ben toplantıya katılmalıyım. Şunu bir küçültelim. Lubov Hanım yazmış, gitmelisin etmeli. Çok güzel konuşmalıyız, bitirmelisiniz. Doğru Lubov Hanım, sizin bir şey hatanız yok. Temizlemeliyim, çok güzel. Bulmalılar, olmalı. Tamam.
Keşke sizi de duyabilseydim. Çok isterdim sizi de duymak Evet, o zaman canım çok güzel bana ama. olacak. Neyse, sağlık olsun. Sağlık olsun, problem yok. Şimdi hanımlar lütfen biraz hayal gücümüzü kullanarak bu haftanın sonuna kadar ne yapmalısınız? İsterseniz buna benzer bir şey verin ya da daha kompleks bir cümle kurun. Hadi başlayın lütfen. Sorumuz burada. Bu haftanın sonuna kadar ne yapmalısınız? Buyurun. Sofya, sizi dinliyorum. Lubov, siz lütfen yazınız. Ben bu haftanın ya hayal gücümü kullanmadan gerçeği söyleyebilmek için. Olsun yani mesela ne bileyim KGB'ya şu dosyayı yetiştirmeliyim mesela, değil mi? Yani ne, herhangi bir şey, ne istiyorsanız Ben bu haftanın sonuna kadar Çince öğrenmeliyim mesela. bu da gezegenine nasıl söyleyeyim? Gezegenine ulaşmalıyım. Rusça söyleyeyim, ben çevireyim onu isterseniz. Söyleyin. Ben sadece gramer hakkında biraz şüpheliyim. Pluto gezegeni var ya, Pluto. Plüton'um. Evet, Plüton'a. Plüton'a ulaşmalıyım. Ha, Plüton'a ulaşmalıyım. Ha, Lubov, bu arada şöyle yapıyoruz hanımefendi, bakın. Burada bir soru var ya sonunda alıştırmanın. Ya, bu haftanın sonuna kadar ne yapmalısınız? Sadece Prosta Vidaiota Primer. Bir kitap bitmeliyim, Plüton'a gitmeliyim hafta sonuna kadar, Mars'a gitmeliyim, Mars'tan örnek. Yani ne istiyorsanız, Çince öğrenmeliyim, aklınızda ne varsa, yani bitirmek istediğiniz, hayali bir şey de olabilir, gerçekçi de olabilir. Plüton'a gitmeliyim dedi mesela arkadaşımız. Olabilir. Sonra başka? Bu Başka haftanın yapıyorum. sonuna kadar 5 milyon kazanmalıyım. Harika işte, tamam. 5 milyon kazanmalıyım, Soçi'ye gitmeliyim. Tamam. Ekspres Evet. trende Soçi'ye gitmeliyim. Bilet almalıyım. Daha çok pek çok şey olabilir. Malı meli. Tamam. Lubov Hanım'ın da bir cümlesini görelim. Ondan sonra bir sonraki trendseye geçeceğiz. Orada esas bol hayal gücü kullanacaksınız. Tavsiyelerde bulunacaksınız. Gerçi çok zor değil. Günlük olaylar genelde. Dişi ağrırsa ne yapmalı? İşte üşüyorsa ne yapmalı gibi durumlara karşı sizin tavsiyelerinizi malı meli olarak alacağız. Tamam mı hanımlar? Projeyi bitirmeliyim. Projeyi. Lubov, projeyi bitirmeliyim. Projeyi. Vinitenli Padeş. Bitirmeliyim. Olabilir. Ya da başka bir şey. Bu haftanın sonuna Doktor. kadar 5 çocuk doğurmalıyım. Of of of, aman çocuk hani nitonimojite testi. Aman Her arkadaşım. gücük kullanıyorum. Tamam. Peki, olabilir. Peki. Peki bir sonrakine geçeceğiz. Bir saniye tekrar bir bakayım. Evet, 2-3 tane öğüt buluyorsunuz durumlara göre. Problem olursa bana soruyorsunuz. Ben bunu büyütüyorum. Bir saniye hanımlar, değerli hanımlar, izin ver diyorum. Hanımlar görüyorsunuz sayfa karşınızda. Birinci hanımın galiba dişi ağrıyor. Sofya, sözlü olarak bana ulaşabildiğiniz için ilk önce siz cevaplıyorsunuz. Lubov, siz sadece yazıyorsunuz. Mesela dişi ağrıyorsa ne yapmalı, değil mi? Üşüyorsa ne yapmalı? Siz Sofya Hanım cevaplıyorsunuz burada. Uskna, yani sözlü Tamam. olarak. Buyurun başlayınız. Bu insanlar ne Birinci yapmalı? Birinci, evet. kadın randevu alıp doktora gitmeli. Çok Şeye, güzel. diş doktoruna gitmeli. Diş doktoruna gitmeli. İkinci. Küçük kadın sıcak bir eve dönmeli. Sıcak bir eve dönmeli ya da bir palto, değil mi, giymeli? Bir Bir palto giymeli, manto doğru. giymeli. Peki, bu adam ne yapmalı? Bu adam bir tane daha iş bulmalı. Bir iş daha bulmalı. Para Yani iki yetmiyor, belli. para yetmiyor. İki işi varsa üçüncü iş, üç işi varsa Bir dördüncü iş. Peki. tane daha iş bulmalı. Harikasınız. Peki, bu adam ne Aa, yapmalı? bu adam acele etmeli.
Geç kalmış değil mi? Saatine Geç bakıyor. kalmıştım. Evet. Peki bu fotoğrafı görebiliyor musunuz? Burada çocuğun elinde ne var? Harita Bir var. harita, çok güzel. Peki bu genç adam ne yapmalı? Bu genç adam Zor biraz, değil mi? bir evet eve kadar bir yol bulmalı. Eve kadar ama nasıl bulacak? Orada bir köy bulmalı, insanlar bulmalı, sormalı, değil mi? Evet, biri sormalı, birini sormalı. İnsan bulmalı ve ona soru sormalı, ona yolu sormalı. Ona soru Daha sormalı. doğrusu. Doğru. Tamam, çok güzel. Bu arada Lübof Hanım'ın bir saniye. Lübof Hanım kızıma bakmalıyım olacak. Cümle yazmışsınız. İkinci kadın sıcak sıcak iklime gitmeli demişsiniz. Sonra ikinci kadın, ikinci. Bir saniye, ben yanlışlarınızı, kızıma bakmalıyım. Kızıma olacak. İkinci şeklinde olacak. Heh. Sonra peki isterseniz bunları daha sonra bana e-posta olarak da gönderebilirsiniz Lübof Hanım. Ama ben istiyorum ki siz de mikrofonunuzu kullanın. Ben sizin sesinizi duymak istiyorum. Yani öyle daha adil oluyor. Voleyspor daha adil oluyor. Anlatabiliyor muyum? Peki. Bir sonraki sayfada da aynı şey var. Yine 2-3 tane, gerçi bir tane şey verdik ama tavsiyede bulunduk. Bir tavsiyede bulunduk ama daha çok tavsiyede bulunmaya çalışalım lütfen. 2-3 tavsiye diyorlar çünkü. Lübof Hanım, siz de lütfen tavsiyelerinizi yazınız. Tamam. Büyütüyorum. Sofya Hanım, lütfen aşağıdaki durumlarda insanlar ne yapmalı ve bu sefer lütfen birden fazla Sovyet, yani tavsiyede bulunun. Tamam. 2-3 Aha, tavsiyeniz olsun. Buyurun. tamam. Tamam. Birinci kadın daha az çalışmalı, daha çok dinlenmeli, daha erken uyumalı, Aha. daha çok dengeli hayat sürmeli. Nasıl hayat sürmeli? Dengeli. Yani Dengeli. daha Ha, çok çok güzel. Çok çok güzel tavsiyeler. Süper. Daha dengeli bir hayat sürmeli. Çok güzel. Yani daha iyisini bulamazdım ben şahsen. Evet. İkinci durum, nasıl bir durum var burada? Birazcık hapishaneye. Birazcık tasvir edelim durumunu. Nasıl bu gençler? Ne durumdalar? Ne yapmışlar? gençler kavga etmişler. Etmişler, belli oluyor. Biri Peki ne oluyor, yapmalılar? konuşmuyorlar. Kim başlamalı? Kim adım atmalı? Ne yapmalılar ya da ikisi birden? İkisi birden en güzel çözüm kişinin konuşmalı. İkincinin ilk adımı atmaları ama olmuyor. O yüzden erkek ilk adım atmalı. Erkek ilk adımı atmalı diyorsunuz. Peki ne söylemeli, ne demeli? Ya da ne yapmalı? Belki bir şey yapmalı erkek. Ne yapmalı? Ya bir sürpriz yapmalı. Güzel bir sürpriz Aha. yapmalı. O kadını güldürmeli. Böylece Aha. yani o daha Güldürmeli. iyi davranacak ona karşı. Yani Buzları sorunu çözme daha eritmeli. kolay olacak. Evet, buzları eritmeli. Tamam, çok güzel. Belki bir gül almalı, değil mi? Gül Evet. götürmeli. Peki. Peki, hanım nasıl olmalı peki? Tamam, bu erkek için. Hanım ne yapmalı? Siz Hanım sürpriz olduğu sürpriz zaman mı? karşısında, evet, sürpriz karşısında Yani çok nasıl doğal davranmalı? davranmalı, hiç fazla surat asmamalı. Kasmamalı diyoruz Türkçe'de. Hiç duydunuz mu o ifadeyi? Kasmamalı. Yani böyle Surat kasmak mı yoksa sadece kasmak? yok, kasmak böyle, ben yani şey, kasmak böyle, nasıl diyeyim, yenilmez, Nipobedima gibi durmalı. Hem Kasmamalı. Doğrudur. Evet, kasmamalı. Surat asmamalı. evet, tamam, çok güzel. Bir sonrakinde Bu kadın
Aynı birinci kadın gibi daha çalışmalı. Yani kendine bakmalı. Yani düzenli olarak doktora gitmeli. Yani sorunu çözmeli. Yani baş ağrısının nedenini öğrenmeli. Eyvah çalmalı. Harika. Peki bir sonraki bir çok güzel. Yani bu yeterli. Bunu başka bir şey söyleyemeyiz burada. Bir sonraki durumda ne var? Çocuk ne durumda? Çocuk İngilizce öğrenmeye çalışıyor. Çalışıyor. Biraz zorluk çekiyor. Ya, o Ne yüzden yapmalı? sadece kitaba bakmadan yani insanlar ile konuşmalı. Yani İngiltereli ile konuşmalı. Hani İngilizlerle arkadaş konuşalım diyorsunuz. İngilizce konuşmalı. Daha çok arkadaş bulup onlarla daha çok pratik yapmalı. Belki bir öğretmene sormalı, değil mi? Bunu. Ya da Evet. bir bilene sor bunu. Evet, İngilizceyi. bildiğin. Bilgili adama sormalı. Bilgili birine sormalı. İngilizce bilen birine sormalı. Harikasınız. Lübof Hanım, bir dakika, bir hata var. Bence. Tamam. Yazdım. Geçelim. Tamam. Gençler savunmalılar demişsiniz. Savunmalılar değil. Birbirlerini anlamalılar. Bir saniye. Gençler birbirlerini anlamalılar diye yazıyorum. Tamam. Bir dakika. Lübov Hanım, çocuk İngilizceyi bir bilenden öğrenmeli. Bir saniye. İngilizceyi bir bilenden öğrenmeli. Lübov Hanım, siz lütfen bir mikrofon edinin. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli bu husus, mikrofon. Hayatta da kullanırsınız bunu diye düşünüyorum. Peki, bunları geçti, resimleri geçtik. Tamam. Bir sonraki resim yok, bir sonrakinde ama bunda da yine yazı var, cümleler var. Yine 2-3 tane tavsiyede bulunuyorsunuz. Ben bir saniye büyütüyorum çünkü bir şey görünmüyor şu anda çok net. Hanımlar görüyorsunuz. Sofya ve Lubov Hanım. Ayhan 17 yaşında ve lise son sınıfta. Üniversite sınavını kazanmak için ne yapmalı? Maalesef Lubov'u duyamıyorum. Siz söyleyin. Sofya. İlk önce bir konu seçmeli. Yani onu öğrenmeye odaklanmalı. Çok güzel. Fazla çalışmamalı. Aşırı Yani çalışmamalı. aşırı Aşırı. çalışmalı, doğru, evet, aşırı çalışmamalı. Yani gerekiyorsa özel dersler de almalı. Yani. Böyle. Başka ne yapmalı? Düzenli olmalı, değil mi? Düzen. Yani Düzenli araya da şey. çalışmalı. Düzenli çalışmalı. Peki. Evet. Çok güzel. İki lütfen. Tam hanımlar için bu. Genç bir kız. Foto model olmak istiyor. Ne yapmalı? Yani, foto model kursuna Karşı. katılmalı. Fotomodellik Foto kursuna modellik katılmalı. kursuna katılmalı. Sonra. Diyet yapmalı. Tamam. Çok zayıf Yani olsa bile baklava. yine de Fazla diyet yapmalı. kebap baklava yemeyecek. Tamam. Güzel. Başka Yani yememeli daha doğrusu. Kebap baklava yememeli yemeli. fazla. Evet. Belki dans öğrenmeli ya da. Dans öğrenmeli. Güzel. Estetik için gerekli. Çok güzel. Evet. Benim aklıma gelmedi mesela. Babama sormalı. Babasına sormalı ilk önce. Bunu yapmadan Anladım. önce. Tamam, peki. Peki. Üçe gelelim.
Hipertansiyon biliyorsunuz değil mi? Tansiyon Evet. Fransızcadan geliyor. Davleniye, giperdavleniye Evet. demektir hipertansiyon. Buyurun, bu durumda Mustafa ne yapmalı? Ve ne Ya ben yapmamalı bakın. Hem yapmalı var hem yapmamalı var. Mustafa'nın biliyorum. hipertansiyonu var. Benim bu konuda Çok çok güzel. bilgim yok. Çünkü ben Ama düşünün böyle bir sorunum yok. bakın erkeklerde olur genelde bu problem. Yemeği severler ve yağlıdırlar. Kalpten giderler Allah korusun. İşte öyle bir adama Boris mesela çok şişman. Sala yiyor değil mi? Vodka içiyor. Fazla hareket Evet. etmiyor. Yani ne yapmalısınız? Boris'e O ne zaman dersiniz? tam tersini yapmalı. Ama işte onu söyleyin Vodka bana. yani Spor çok yağlı yapmalı. yemek Mesela ilk yemeliyiz. önce yapması gerekenleri, malı meli ne yapmalı? Aa, Boris spor diyelim, yapmalı, Mustafa olmasın. hareket etmeli. Çok güzel. Meyve sebze yemeli. Çok Çok bol güzel bol meyve meyve sebze. sebze yemeli. Peki, herhalde başka gelmedi malıyla. Yapmamalı, ne yapmamalı? Stres yapmamalı. Çok güzel. Stres çok önemli bir şey olmamalı. Başka? Yani böyle yağlı yemekleri yememeli. Yağlı yemekler yememeli. Başka? Bu arada daha ne yapmalı? Tansiyonunu hep kontrol yapmalı. Kontrol altında tutmalı. Tansiyonunu Kontrol kontrol altına altında tutmalı, tutmalı. evet. Tamam. Bu kadar. Peki. Belki ilaç almalı gerekiyorsa. Yani doktor Gerekiyorsa. söylerse. Sonra bırakır. Gerekirse. Sonra 4 Ayşe büyük bu çok basit bir şeye benziyor. Buyurun. Ayşe büyüyüp doktor olmak istiyor. Ne yapmalı? O neler yap? Neler yapmalı ha? Diye yazmış. Evet. Ne yapmalı? Çok güzel not almalı. Okulda çok güzel not almalı. Notlar almalı. Yani onun için çok güzel çalışmalı, iyi çalışmalı. Belki de birincilik ile okul bitirmeli. Okulu birincilikle bitirmeli. Birincilikle. Başka belki tip ile kitapları okumalı. Tıp Film kitaplarını okumalı. izlemeli. Tamam. Tıp kitaplarını, filmlerini izlemeli. Yani, Gibi güzeldi. Yok, yeterli tavsiyede bulundunuz. Bence tamam. 5'e gelelim lütfen. ben Peki güzel. Ben sağlık söylüyorum. Ben sağlıklı yaşamak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım, ne yapmamalıyım? sağlıklı yaşamak istiyorum. Hipertansiyon var ya, aynısını yapmalısın. Aa, tamam. Copy paste yaptınız yani. Peki. Yani spor yapmalı insan değil mi? Spor Meyve yapmalı, sebze evet. yemeli Meyve sebze. ve Stresten stresten uzak uzak tutmalı. durmalı. Durmalı, evet. Tamam, başka ne yapmamalı? Bir şey daha var. İnsanlar genelde seviyorlar. Sigara içmemeli. İçmemeli. Başka? İçki içmemeli. Tamam. İçki İçki bırakmamalı. içmemeli ama yani mesela bir iki kadeh şampanyadan bahsetmiyor burada ya da şaraptan. Burada O zaman sürekli aşırı içki. içkiden Evet, sürekli. bahsediyor. Evet. Yani onu Doğru. kastediyoruz. Peki. Tabii ki. Lubov Hanım bir saniye. İzvinite spivajse tak slojna pisati slušat adnu vremenina. No predutuši za... Lubov Hanım bir saniye. Bir önceki şöyle. Bir önceki. Şu resimleri diyorsunuz değil mi Lubov Hanım? Aşağıdaki durumlarda sadece birkaç tavsiyede bulunuyorsunuz. Mesela dişi ağrıyor, diş doktoruna gitmeli, üşüyor, bir kazak giymeli, daha pardon, bir palto giymeli, eve girmeli. Bu adam para bulmalı bir yerden, değil mi? Cüzdanı boş ya da çalışmalı, bir yerden belki kredi çekmeli. Bu adam çabuk olmalı gibi. Ha, bir dakika. Gde mamalı? Mamalı nizdes, jeste što nibut nam nizdes dela, tak da mi govorim
Yapmamalı. Mesela Lübov Hanım, mesela insanlar nietet nistoit delat, mesela insanlar geç yatıp geç kalkmamalı. Dilebisi heta desbitenle geç yatıp geç kalkmamalı. Lütfen nizya vot lajitsa spat oçim pozna i vstavat oçim pozna. Kalkmamalı. İli kalkmamalılar. Optional. Tamam. Herkes için geçerli. Lütfen lajitsa pozna i vstavat pozna. Хорошо? Nizya. Mamalı zınaçit eta. Mesela ne diyebilirim? Akciğer hastaları yesi lohki baleyut akciğer hastaları sigara ne yapmamalı? İçmemeliler. İmnizya kurit. İçmemeliler. Akciğer hastaları sigara içmemeli ili içmemeliler. Хорошо? Люди, которые страдают от легких, нельзя курить. А как совет, например, тебе не стоит, не нужно там работать? Если не стоит что-нибудь делать, Любовь, вот так. Сан орада, бошуна чалышма, бошуна, напрасно, бошуна чалышма. Чалышма. Orasının sana bir faydası olmaz. Например, так. Ты не работай там. Там тебе будет не полезно. Никакой пользы не исчерпываешь от этого места, например. Orada boşuna çalışma. Malı meli нельзя так. Malı meli не подходит. Тебе не стоит там работать. Tamam. Peki. Harikasınız hanımlar. Bir sonraki alıştırmaya geleceğiz. Daha bir sonraki slayda geleceğiz. Malıydı meliydi genç hanımlar. Malıydı meliydi. Ben dün diş doktoruna gitmeliydim. Ya vıçara dolcun padayte kız zubnumu bıraçu. Gitmeliydim ama gitmedim. Ya eten izdelal. Поэтому говорю, malıydım. Ya da gençken spor yapmalıydım. Ya когда был молодым, я должен был вот заниматься спортом. Но я это не сделал, поэтому заработал вот живот. Тамам? Япмалыйдым, этмелыйдым. Я это не сделал. Я должен был сделать, но не сделал. Хорошо? Давайте обратим внимание на... Сейчас, подождите. Еще есть. Мы это приступим, но давайте еще есть одна страничка советов. Еще прошедшие не наступим. Будьте добры. Ben bir Türk gibi Türkçe konuşmak istiyorum. Ne yapmalıyım? Давайте, Sofia, siz lütfen Sofia sözle ustna sözle Lubov Hanım siz de lütfen yazıyla вот письменно отвечайте на вопросы. Дайте два или три совета, если сможете. Lütfen iki ya da üç tavsiyede bulunun. Sofia başlayın. Bir Türk gibi Türkçe konuşmak için Türkler ile konuşmalıyım. Çok güzel. Başka? Türk filmleri izlemeliyim. Çok güzel. O da var. Türkçe ait her şey yapmalı. Türkçe hak yani Türk kitaplarını okumalıyım. Türkçe kitap okumaya çok güzel. Türkçe kitaplarını okumalıyım. Türkçe kitap okumalıyım. Yani Türkçe kitap okumalıyım ya Türkçe da kitap. mesela Türk romanlarını okumalıyım, Türkçe kitap okumalıyım. Güzel, çok güzel. Türk müziği dinlemeliyim. Türk müzik dinlemeliyim. Bu arada hanımlar, evet size bir şarkı sürprizim var. Malı Meli ile ilgili ben size bir şarkı buldum. Siz Sulu Şen'i Panimani'ye, dinleme anlama, Dapalnaya'yı boşlukları dolduruyorsunuz. Onu dinliyorsunuz. Size zaten göndereceğim e-postayla. Tamam. Çok güzel. Bir sonrakine Teşekkür geçelim. ederim. Çok para kazanıp zengin olmak istiyorum. Ne yapayım? Ne yapmalısınız?
Bankacı olmalıyım. Süper. Sonra? Yolsuzluğa katıl şey bu düşmeliyim. Yani rüşvet Yapma. almalıyım çok bana. Yolsuzluk yapmalıyım. Evet, Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Evet, sonra. Sonra çok güzel eğitim almalıyım. O da olabilir. Çok hırslı olmalıyım. Evet, çok hırslı olmalıyım. Hırs çok önemli bir şey bu zengin olmadan. Hırs olmadan pek bir şey olmuyor. Doğru. Bir şey daha var. Parayla ilgili mi? Ya gece gündüz çalışmalıyım. Primat risk. Nasıl söylersiniz? Primat ya da olsun primat risk. Riske girmeliyim. Riske girmeliyim ile risk almalıyım. İli Risk risk almalıyım. almasını bilmeliyim. Risk almasını bilmeliyim. Ya da olsun zınat Tamam. primat risk. Tamam. Evet, doğru. Tamam, gelelim 8. Temel Fadime'yi çok seviyor. Onu bilmek için ne yapalım? Temel erkek adı, Fadime kız adı. Tamam. Temel. Oh, ya bilmiyorum. Bana sürpriz yapmalı. Her Sürpriz gün. yapmam. Onun adına bir şarkı yazmalı. Ona bir şarkı yazmış. Süper. Daha ne olsun? Belki başarılı olmalı diyebilirsiniz. O da şimdi işte bu. Değil mi? Başarılı Olabilir, olursa, değil mi? evet. Başarılı Olabilir. olma. Ya Peki. kız ne istiyorsa onu yapmalı. Onu yapmalı. Harika. Tamam. Her şeyi Peki. bir iş bulmak istiyor. Olabilir. Güzel. Ama çok beğendim. Şarkı yazmalı. Sözünüzü çok beğendim. Birazcık romantik ve yaratıcı olmalı. Hanımlar onu severler. Doğru. Harikasınız. Peki. Bir Her sonraki. şey iyi bir iş bulmak istiyor. Bunun için ne yapmalı? Evet, ne yapmalı Ayşe? Her şeyden önce Yani hanımlar biz ne yaptık sizinle? Bir CV yazdık değil mi? İyi bir ne hazırlamalı? evet, doğru, Bir iyi bir özgeçmiş. Özgeçmişini güzel İyi hazırlamalı. bir özgeçmiş hazırlamalı. Peki başka? Evet. Şey için hazırlanmalı. Konuşma alıyor ya, iş konuşması. Sabese de var ya, mülakat. Mülakata. Mülakat için mülakata için Mülakata hazırlanmalı. Mülakat et Arap skeysi lova. Mülakat, sabese de var ne demek. evet, Mülakata mülakata bir şey daha var. Bu psikolojik olarak çok önemli. O için başka. hazırlamalıyım. Seviye, kaç dedik? Dalcına da Efendim? variyat seviye. Ana dalcına da variyat seviye. Nasıl Ha tamam. söylüyorsunuz? Kendine güvenmeli. Güvenmeli, harika. Değil mi? Her şeyden Doğru. önce. Evet, Peki, gelelim Oğuz'a. İyi bir polis olmak istiyor. Ne yapmalı, ne yapmamalı? ne yapmalı? Türkiye'deki gibi insanlara gaz sıkmamalı, değil mi? Evet, gaz sıkmamalı. O zaman ne yapmalı? İnsanlara karşı anlayışlı davranmalı. Yani insanları Evet. anlamaya çalışmalı. Çok güzel. Sert davranmamalı, rüşvet Sert. almamalı. Sert davranmamalı, anlayışlı davranmalı. Harika. Doğru. Doğru, bunlar var esas. Doğru. Yani bunlar polisin herhalde en önemli noktaları, en dikkat edilmesi gereken noktaları.
Peki hanımlar, şöyle bir olay daha var. Bu kadar yeterli şey. Bir Türk evlenmeliyim Lübof Hanım. Bir dakika başka. Bir dakika başka bir cümlenizi. Bunları düzeltiyorum. Bir dakika, sekizinci de sevgisini göstermeli. Lübof Hanım, siz mutlaka bir şey alın diye tavsiye ediyorum ben size. Mikrofon göstermeli. Mutlaka çok önemli bir şey bu. Peki gelelim. Bir sonrakine geliyoruz. Bir saniye. Bunu yaptık. Mesela meslekler, bir meslek seçelim, anlatalım. Burada ben Lübof Hanım'dan da doğrudan burada çünkü çok net görünüyor. Bunu büyütmeyeceğim. Olay şu hanımlar. Mesela bir meslek seçiyorsunuz buradan bu listeden. Doktor, pilot, kuaför ne olursa. O mesleği ve apisivayete yani tasvir ediyorsunuz. Kakapites ispoizuya malı meli. Mesela öğretmen çok şey bilmeli değil mi? Çocuklara yeni konular anlatmalı, sabırlı olmalı. İçalavek dagadıvayet, öğretmen mi? Evet, doğru. Bu da apisivayete profesyo yani bir mesleği tarif ediyorsunuz. Malı meliyle ve karşıdaki kişi bunu buluyor. Bunu siz Sofya, sizde o şans var. Çünkü mikrofon var sizde. Siz lütfen bir meslek seçin ve bunu tasvir edin ama malı ve meli kullanarak. Buyurun. Ama ve Lübof tahmin edecek değil mi? Hangi Evet, Lübov meslek? Hanım tahmin edecek. Lübof beni duyabilir mi? Lübov Hanım duyabiliyor musunuz? Sofya Hanım'ı duyabiliyor musunuz? Lübov Hanım. Ben bir saniye şuradan yazayım. Lübov Hanım. Sofya'yı duyabiliyor musunuz? Lübof merhaba. Ha tamam. Evet harika. O zaman tamam. Tamam, o Duyabiliyorsunuz. zaman Problem yok. başlayayım ben. Aha. Nasıl söyleyeyim? Bu kişi çok tatlı konuşmalıyım. İnsanları kandırmalıyım. Kandırmalı, evet. Kandırmalıyım. Kandırmak Adnan Utlu değil. Evet. Yalan Doğru. söylemeli ama aynı anda Aynı zamanda. Ama aynı aynı zamanda. zamanda ya onu gerçek gibi söylemeli. Ha. Yani iki yüzlü olmalı. Yüzde olmalı. Peki. Hemen yazdım. Bu Doğru. Lübov Hanım yazdı bile. doğru. Tamam. Peki Lübov Hanım bir meslek tasvir etsin. Onu da siz bulmaya çalışın. İnsanları bir dakika. O İnsanları kadın oluyor. güzelleştirmeli. İnsanları güzelleştirmeli. Güzelleştirmeli. Meli. O hem kuaför olabilir, hem güzellik uzmanı olabilir. O yüzden bekliyorum. Başka var mı Lübof Hanım bu kişiyle ilgili yazabileceğiniz şeyler? Kuaför doğru, evet hemen bildiniz. Peki, o zaman bunu geçiyoruz çünkü bunda tamam yani bu önemli olan malı meliyi sizin anlamanız sanıyorum bunda da bir problem yok.
Bir sonrakine geçiyoruz. Malıydı meliydi. Kakao ucağı bisliğin daha demin açıkladığım gibi izin ver dedim. Büyüttüm sayfayı. Ya dolcum etaz delat. Ya dolcum bul etaz delat. Ben yapmalıydım. Ya dolcum bul etaz delat. Nüya etaniz delat. Ama yapmadım. Yapmalıydım. Это уже остался в прошлом, это дело. Это незавершенное дело, дело остался в прошлом. Tamam. Yapmamalıydım. Мне нельзя было это делать. Мне нельзя было это сделать. Yapmamalıydım. Yapmalı mıydım? Мне приходилось ли это сделать? Yani ya это не сделать. Ben o işi yapmadım ama yapmalı mıydım? Ya sen ne var? Было бы правильно что ли это сделать в прошлом? Я не знаю. Tamam. Yapmalı mıydım demek o. Aynı şekilde sen yapmalıydın. Должны было это сделать, но ты не сделала. Yapmamalıydın. Тебе нельзя было это сделать. Yapmalı mıydın? Лучше было бы, если ты сделала бы это gibi oluyor. Ya da yanlış çevirmiyorsam tabii. Kişiler için aynı. Yani yapmalıydı da aynı. Он или она должна должен или должна это сделать. Ей или ему нельзя было это сделать. Yapmalı mıydı? Он или она должна была ли? Был или была ли это сделать? Tamam. Yapmalıydık, yapmamalıydık. Devam ediyoruz. Örnekler var. Ben öğrenciyken çok ders çalışmalıydım. Вот когда я был студентом, мне приходилось много заниматься. Çok ders çalışmalıydım. И, конечно, я занимался. Вот. Вот. Между строк есть это понимание. Я занимался, поэтому. Çok ders çalışmalıydım. И, например, босс говорит, siz geçen hafta bu projeyi bitirmeliydiniz. Вам надо было на прошлой неделе закончить этот проект уже. Tamam, bitirmeliydiniz. Вы должны были закончить этот проект в прошлой неделе. Tamam, buna benzer bir saniye. Örnekler veriyorsunuz. Tamam, buyurun hanımlar. Lübov Hanım siz yazarak verin. Sofya Hanım siz lütfen sözle verin. Malıydım eli diye. Buyurun. Şu örneklere benzer. Öğrenciyken çok ders çalışmalıydım. Buyurun, söz sizin. Tamam. Ben daha gençken ikinci yüksek öğrenim görmeliydim. Ha, çok güzel. İkinci yüksek öğrenimimi görmeliydim. İkinci yüksek şöyle diyoruz. İkinci yüksek öğrenimimi. Yüksek Tabii uçtayda başa bu çeneye. Öğrenimi görmeliydim. Görmeliydim. Tamam. Başka? İkinci yüksek öğrenimimi. Dün daha çok alışveriş yapmalıydım. Dün alışveriş yapmalıydım. Güzel. Bunun gibi yani basit basit de olabilir. Başka? Mesela bu ayakkabıyı hiç almamalıydım. Bana hiç yakışmadı. Ya da bu bir şeyi hiç almamalıydım. Çok pahalıydı gibi. Olabilir. Ya mamalıydı da diyebilirsiniz. Olumsuz da olur, değil mi? Yani ben dün daha erken kalkmalıydım. Erken çünkü geç işe geç kaldım. Tamam. Mesela... Yok yok bir şey gelmiyor aklıma. Siz söyleyin. Mesela bu söyleyin mücevher yuvalini izdeliğe almamalıydım dağlıydı değil mi? Gibi mesela geçmişte şüpheniz var samneniye var. Geçmişteki bir işle ilgili. Ben bu işi yapmalı mıydım? Buraya girmeli miydim? Tenis oynamalı mıydım? Gibi sorular da olabilir. Tamam? Tamam. Problem var mı kısacası gramerde? Herhangi bir problem? Yok. Anlamadığınız bir nokta. O zaman tamam. Lübov Hanım inşallah siz de lütfen bana Lübov Hanım bunları yazarak verin bana. Olur mu? E-mail olarak gönderin. Ha, gençken Türkiye'ye yaşamak için gitmeliydim. Türkiye'ye yaşamak için gitmeliydim. Yaşamak için gitmeliydim. Hı-hı.
Tamam, birkaç örnek verin. Olur mu? Peki, gelelim bir sonrakine. Biz kaçıncıdayız? 10. 11'de var. Saniye burada. Tamam, burada hanımlar büyütmeyeceğim sayfayı. Konuşalım var. Çocukken ne yapmalıydınız? Yani size mesela anneniz babanız ne ödev verirdi? Ödev derken ne iş verirdi? Ev temizlemek mi, bulaşık yıkamak mı, alışverişe gitmek mi? Ben mesela alışveriş yapardım ve bulaşık yıkardım bol bol. Gençken, tamam. Üniversitedeyken ne yapmalıydınız? İşte ders çalışmak, kütüphanede gitmek, hocanın gözüne girmek, girmeliydim, değil mi? Geçmişte. Bunun gibi bu sorulara cevap veriyorsunuz ama bol bol konuşuyorsunuz. Hiç çekinmeyin, lütfen konuşun. Burada önemli olan grameri kullanmak. Yani yaptığınız yapmanız önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Lübuf Hanım, siz de lütfen yazabilirseniz yazın ya da sadece e-posta, e-mail gönderin bana, tamam mı? Buyurun. Sofya Hanım, Ay, sizi dinliyorum. ben çocukken bulaşık yıkamalıydım. Temizlemeye gerek yoktu. Annem yapıyordu çoğu zaman. Başka basit bir yemek yapmalıydım. Salata gibi yemekler. Ondan sonra alışveriş yapmalıydım. Tabii ki ders çalışmalıydım. Tek başıma alıştırma yapmalıydım. Tamam, güzel. Bu kadar yeterli. İkinci de. Üniversitedeyken derse gitmeliydim. Çalışmalıydım. Seminara katılmalıydım. Seminerlere katılmalıydım. Seminerlere katılmalıydım. Sınavlara girmeliydim. Hepsi de İyi sıkıcı not şeyler, evet. İyi not. almalıydım. Çünkü bunları yapmalıydım. İyi not almalıydım, doğru. Aha. Üç, lütfen. Tamam. Geçen iş yerinde ne yapmalıydım? Geçen iş yerimde telefon etmeliydim. Dokümanları çevirmeliydim. Çeviri yapmalıydım. Müşteri Güzel. yapmalıydım. Müşteriyle konuşmalıydım. Sipariş almalıydım. Çok güzel. Geçen tatilde gitmeden önce neler yapmalıydınız? Geçen tatilde gitmeden önce temizlemeliydim. Bavullarımı hazırlamalıydım. Plan yapmalıydım. Tatil hakkında plan yapmalıydım. Biletler almalıydım. Bu kadar. Tamam. Peki. Gelelim bir sonraki. Damaşnizadan hani, ha bu arada genç insanlar, Lübof Hanım, Sofya Hanım, ödev Damaşnizadan niye sisteme giriliyormuş? Ben size ödev vermiyorum. Ben şöyle size bir şarkı sözü göndereceğim ve o şarkının URL'sini, linkini göndereceğim, bağlantısını göndereceğim. Siz o şarkıyı dinleyeceksiniz, boşlukları dolduracaksınız ve eğer içinizden gelirse, çok güzel bir şarkı çünkü, onu Rusça'ya çevirin, olur mu? Anlaştık mı? Tamam. Bu arada Lübof Hanım bir cümle gönderdi. Çocukken okulda iyi okumalıydım. Üniversitedeyken doğru Lübof Hanım. Ve siz Lübof Hanım lütfen eğer imkanınız varsa bir mikrofon edinin ve sizi duyabileyim lütfen, olur mu? Sizden çok rica ediyorum. Ödevi demek ki ben ödevi artı bir şey göndereceğim. Ödevi sistemden bulacaksınız. Anastasya ile öyle konuştuk. Daha doğrusu beni bilgilendirdi. Tamam mı? Bunu unutmayınız, ödev almayı. Ve Aftaprawerkalı ödev varmış. Aftaprawerkası olan. Yani kendinden kontrolü, kendinizi kontrol edebileceğiniz bir ödev varmış. Tamam? Tamam. Anlaştık. Hanımlar, Anlaştık. hepinize iyi akşamlar. Perşembe günü görüşmek üzere Çok teşekkür diyorum. ederim. Çok güzel oldu böyle Sizler de konuşarak.
Bence de ve Lübof Hanım, sizi de lütfen mikrofon edinmeye davet ediyorum size lütfen. Tamam, iyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar Libor. Görüşürüz.